Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere Dark Orbit'e gelen Prometheus günü etkinliğinden bahsedeceğim. Şimdi etkinliğimiz 26 ile 29 arasında gerçekleşecek. 3 gün boyunca savaş dönecek oyunda. Yani HMMO ve Vuru arasında bir savaş dönecek. Ve hani bir nevi kutlama tarzı da düşünebilirsiniz. Ben birazcık geç çekiyorum videoyu. Umarım bu gece falan atabilirim hani düşündüğüm sürede. Neyse, şimdi etkinliğe geldiğimizde Prometheus ganimet kutuları diye bir şey geldi oyuna ve bu nerelerde bulunuyor? 2x, x8 muharebe haritalarında ve korsan haritalarında bulunabiliyorsunuz. Bunların parçalarını nasıl buluyorsunuz? Yani bu kutuları açmak için parça gerekiyor ve bunları nasıl elde edebiliyorsunuz? Bunlar günlük görevler, epik görevler falan filan geliyor oyuna. Hani ya da ödemeyle, yani Paymet'le satın alabiliyorsunuz. Ki bu kutuları açtığınızda işte ana paketten düşme şansı olan şeyler var. Hani %60'lık normal içerik, sıradan %24. Yani genellikle size nadir, sıradan ya da ek içeriklerden birisi gelecek. Çünkü şu efsane ve epiğin yani bayağı bir düşük tasarımı. Epic pakette neler var? Bunlara bakabilirsiniz. Hani Prometheus günü etkinliği yazarak görebilirsiniz. Bunlardan çok bahsetmeyeceğim ama şu ek içerik, yani çıkması en fazla olan şeylerden bahsedeyim. Size cephaneler çıkabilir. X4, X2, X3, Hellstrom 1 ve EMP'den çıkabilecek. Onun dışında geldik Prometheus görevlerine. Bu görevlerde günlük görevler ve minimum 6. seviyede açılıyor. Epik görevler ve minimum 12. seviyede açılan 2 tane böyle görevlerimiz var. Ki görevler 1, 2, 3, 4 tane var 6 levelde. 12'de de 2 tane var. Bunlar tabi size hızlandırıcı veriyor. Aorus falan işte belli başlı şeyler veriyor. Uldum falan filan veriyor. Bunlara bakabilirsiniz. Oyun içerisinden de zaten sizlere göstereceğim. Özel ödül şansı diye bir olayımız var. Bunlar sizin alfa, beta ve gamma galaksi kapılarını tamamladığınızda aldığınız ek ödüller gibi düşünebiliyorsunuz. Bunların da düşme ihtimalleri var. Hani Argon Soreis, Argon Venom falan filan düşebiliyor. Oyuna yeni gemi tasarımları geldi. Prometheus, Orcus, Keres ve Holo gelmişti. Eskiden şey gelmişti. Soleis'in falan gelmişti. Zimnisher'in Prometheus'u gelmişti. Diyebiliriz. Gene sayaç etkisi ve ölüm serisi etkisi diye bir şeyimiz de var. Size ayrıyetten şundan da bahsedeyim. Efsane Cuma fırsatı diye bir şey geliyor. Prometheus günleri ve %20 indirim diye bir şey yazmışlar buraya. Bu olayda indirim, hani aldığınız tüm ödeme paketlerinin %20 indirimli alacaksınız diye düşünebilirsiniz ki öyle olacak. Şimdi oyun içerisine baktığımızda neler geldi onlardan birazcık sizlere bahsedeyim. Dediğim gibi yukarıya öncelikle bir Şükran Günü takvimi diye bir şey geldi. Ben bunu şimdi aldım. 7 gün boyunca daha da takvimin bitmesine var. Yani bugün başlıyor. 8. güne kadar veriyor. Osmium değil bu. Osmium diyecektim aslında. Diametrion diye bir şey. Bunu da zaten önceki gelen güncellemede anlatmıştık. Diyelim. Burası böyle. Şimdi etkinlik görevlerine falan girdiğimizde neler sizleri bekliyor? Onlardan bahsedeyim. Etkinlik görevlerinde gördüğümüz gibi şu görevlerden bir tanesini bitir diyor. Siberon ya da Uber Siberon. Bunu yapabilirsiniz. Bu size Indoctrin hızlandırıcı 500 iridium falan filan veriyor ki fena bir görev değil. Boss Tiberon 15 tane diyor. Sonra geldik ölenlerin anısına ve Prometheus övgü diye. Bu 1 saat boyunca başka oyuncuya zarar verme ve 15 dakika boyunca hasara uğra. Yani hasara uğra, şu kadar 15 dakika altında kal. Bu da basit bir görev. Bunu da halledeceğiz. Bunların da videosunu yakında sizlere atacağım. Ev temizliği ve ölüp ölüp diril ne? Dirilmek diye bir görevimiz de var. Bunu da belki yapabiliriz. Hani Emperor Kristallon falan filan. Bunlara bakabilirsiniz. Dediğim gibi günlüklerdeki görevlerde herhangi bir şey yok şu anda. Diyebiliriz. Etkinlik görevleri de bu kadar. Şimdi birleştire bakalım. Birleştire herhangi farklı bir şey geldi mi sizlere, onlardan bahsedeyim. Şöyle bir bakalım. Açıkçası ben de oyuna girdim bugün ve ilk defa hani oyun içerisine bakıyorum. Herhangi bir şey yok gibi. Hani bir şey gelmemiş. Map'te bir yaratık falan var mı? O da yok. Normal bir etkinlik açıkçası. Öyle düşünebilirsiniz. Bir farklılığı yok. Ben bunları tabii ki size içerik olarak sunacağım. Bu etkinlik görevlerinden yapabildiklerimi yapacağım ve sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu arada Sephiroth bug'u bitmiş. Çoğu arkadaşı ilgilendiren ve üzen bir şey. Bunu da ben sizlere söyleyeyim. Ana sayfaya girdiğimizde de ana sayfada zaten gördüğünüz gibi hani obsidian kutuları yenilendi falan filan. Prometheus günlük indirim satın almayla alakalı bir şey. Galaksi kapısı çifte katlayıcı. Çifte ödül geldi. Galaksi kapılarında ondan da bahsedeyim. Hani her hafta 72 saat boyunca, yani 24-48, 3 gün boyunca işte etkinlik bitene kadar çifte ödül alabileceksiniz ve Şükran gününüz kutlu olsun diye bir şey.
Bu size gösterdiğim gibi oyunun şu sağ yukarısından açtığınız bir şey. Oradan her gün ödül alabiliyorsunuz. Belli başlı ödüller tabii ki bunlar. Şuraya baktığımızda hani Ürdün Bankası var. Prometean Tasarrufu diye bir şey gelmiş. Bu da tabii ki dükkana gelen bir şey. Oyun ne kadar fazla para kazanırsa o kadar iyi onlar için. Bakın bunun 43 dakikası gelmiş ama bunu artık anlatmaya gerek yok. Büyük ihtimal yenilenir bakalım. %15 olayı da var. %43 dakikası var onun da. Bir de Şükran Günü takvimi dediğimiz olay var işte. Başka da bir şey şu anlık gelmemiş arkadaşlar diyebiliriz. Galaxy kapılarını çift ödülünü de göstereyim. Bugün günlerden Cuma. Hani zaten yarın çift ödül günüydü. Hani pardon, pazar günü çift ödül günüydü. Bir tek Cuma ve Cumartesi günü bizim için çift ödül olayı olacak. Onun dışındaki günlerde pek bir olayı yok gibi duruyor diyebiliriz. Ve hani videomuzun sonuna doğru da yaklaşabiliriz. Videoyu bu kadar geç atmamın sebebi neden diye soracak olan o arkadaşlar olursa şundan dolayı. Ha, bir de bir şey daha bakacağım. X2 haritasına gidecektim. Videoyu niye geç attım? Okulum var. Hani eve saat 10'da falan dönebiliyorum. Sabah 6'da çıkıyorum. 10'da falan dönebiliyorum. O yüzden birazcık geç geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi 2X'e gidelim. Orada bir bakalım. Bu kutulardan vesaire var mı? Görebilecek miyiz herhangi bir şey? Ardından devam edelim. Evet, map'te birazcık gezinelim bakalım. Bu arada neredeydi ya? Sanki Spaceball vardı bir yarım saat 40 dakika önce falan. Neyse bitmiş herhalde. Dediğim gibi bu arada ana sayfaya girdiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi takım imha maçları var sürekli. Bunlar da bu etkinlikle alakalı. Heh, bakın evet bu kutular. Bunları hatırlarsınız. Geçen seneden beri belki bende vardır. Yokmuş. Geçen seneden beri biliyoruz bu etkinliği. Hani bir farklı bir etkinlik değil. Yeni bir etkinlik değil. Sadece yeniden gelen bir etkinlik. O yüzürü yeniörü çok iyi. Bir etkinlik. Hani biliyorsunuz bu kutulardan neler çıktığını, hatta kutu açılımı da falan yapmışımdır büyük ihtimalle. Yakında zaten bir tane daha yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Videoyu 8 dakika uzatmaya çalışıyorum bu arada. Belki anlayanlarınız olur. O yüzden bundan sonrasını boş yapacağım. Video bu kadardı. Hani izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atıp, yorum atıp, kanala abone değilseniz abone olursanız çok güzel olur. Çünkü aboneliğe tıklamak hani bir tık, hani ya da bir like'a tıklamak, bir tık yorum yazmak, bir tık artı 2-3 tuş mesela. Öyle düşünebilirsiniz. Bu bana çok etkisi oluyor gerçekten. Hani yapan arkadaşlar teşekkür ediyorum. İzleyen, like atan arkadaşlar var sağ olsunlar. Bu arada Katıl'a da her hafta bir çekiliş yapıyorum. Şu anda belirli bir sayı var. Belirli sayı üzerinde oldukça çekilişin içeriğini falan da arttırmayı düşünüyorum. O yüzden Katıl'a bakabilirsiniz. Zaten çok ucuz hani fiyatlar. Bakın bu arada burada da kutu var. Gördüğünüz gibi 2-4 haritasındayım. Bakın burada da var. Diyebiliriz. Ve bu sefer artık videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.